Arkadaşlar geldik test 3'e. Basit eşitsizlikler ilk soruyla başlayalım. Şimdi yakınlaştık. A kare A'dan küçükse ilk bildiğim şey şudur. A 0 ile 1 arasındadır. Hemen bunu yapıştırdım buraya. 10 A-2 değeri sorulmuş. O zaman burayı bir 10 ile çarpalım. 10 ile çarparsak 0 küçüktür 10 A küçüktür 10 gelecektir. 2 çıkart demiş. Her iki taraftan 2 çıkartırsam eksi 2 gelir. 10 A eksi 2 küçüktür 8 gelir. Alabileceği kaç tam sayı değeri vardır demiş arkadaşlar. Eksi 1'den ... 7'ye kadar. O zaman burada kaç tane değer vardır? 9 vardır. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik ikinci soruya. Ne demiş? ABC sıfırdan farklı. Arkadaşlar buna bir yıldız koyuyorum şimdi. Bu soru şöyle söyleyeyim. Genel itibariyle çıkmış bir sorunun çok benzeri diye tahmin ediyorum. Yani şekilsel olarak öyle, daha ben de sizde okuyorum. ABC sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere birbirlerinden farklıymış. Bunu unutmuyoruz. Rakam ne değilse de hatırladık 0, 1, 2, bıcı bıcı 9'a kadar olanlardı. Tamam. Ondalıkları gösterimi verilmiştir. Sayılarda sıralama konusunu yanlış öğrenen Alican, bu 3 sayının sıralamasını aşağıdaki rakamların toplamını kullanarak yapılacağını düşünerek, tamam o zaman rakamların toplamını kullanarak A artı B, B artı C, C artı A. Şimdi buna göre C'yi en büyük seçmiş. C'yi en büyük seçtiyse, C en büyükse burada ortak baktığımda, B ile bunları kıyasladığımda C'ler eşit burada. O zaman A, B'den büyük olmalı. Tamam. B ile C'yi kıyaslayalım şimdi arkadaşlar. B ile C'yi şimdi şu ikisini seçtiğimde de B'ler ortaksa A ile bakalım. Burada B A'dan daha büyükse C'nin A'dan büyük olması gerekir. Tabii C A'dan büyüktür. C A, B şeklinde. Buna göre doğru sıralanması hangisidir? C A, B şekline gelecektir. Yani doğru cevap C seçeneğidir. Geldik 3'e. Ne diyor? İfadesinin değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Düzenleyelim arkadaşlar burayı. 2A bölü B artı 3B bölü B'den 3 dedim. Artı 1 artı 3B bölü C dedik arkadaşlar. Şimdi 1, 3, 2 de buradan toplam arkadaşlar bizim için kaç yaptı? 6 yaptı. 6 artı. Şimdi A bölü B dediğimiz ifade bir kere basit bir kesir. Basit. 0 ile 1 arasında. Yani A bölü B, A bölü B 0 ile 1 arasında. Tamam. B bölü C'ye bakalım. B bölü C dediğimiz ifade de basit bir kesir gelecek. B bölü C de 0 ile 1 arasında gelecek. Bunları taraf tarafa toplarsam arkadaşlar 0 ile 2 arasında gelir. 6 eklersem 6 ile 8 arasında gelecektir. Eğer işlem hatası yapmadıysam. Bir daha bakalım. 2A bölü B. Çok özür dilerim. Tabii ki yapmışım. Tabii ki yapmışım. Orası çok farklı bir şey. 2 tane A bölü B var orada. Biz kafamıza göre 2'yi de almışız. Şurayı bir silelim. Ne diyeceğiz? 2 tane A bölü B. 3, 1 daha 4 yaptı arkadaşlar. Şimdi A bölü B 0 ile 1 arasındadır arkadaşlar. O zaman burayı 2 ile çarparsam 0 ile 2 arasında bir değer gelecek. 0, 2A bölü B 2 aralığında geldi. Aynı şekilde burası 3 tane BC dersek 3B bölü C de yine 0 ile 3 arasında gelir. Taraf tarafa toplarsam 5, burası da 0 gelecektir. 4 eklersek bunlara 4 ile 9 aralığında gelir. Doğru cevap E seçeneğidir. Çok keyifli bir soru olmuş arkadaşlar. Geldik 4. sorumuza. X, Y, Z pozitif tam sayıları olmak üzere sıralamalarından hangileri doğrudur? X çarpı Y 21 bölü 10 gelmiş. Tamam. Tamam arkadaşlar şimdi X çarpı Y eşittir 21 bölü 10 yazdık buraya. Y çarpı Z 2'ymiş. X çarpı Z de 19 bölü 10 geldi. Şimdi şurayı bir oranlarsak, şurayı bir oranlayalım. Bunlar gitti. Pozitif olduğu için zaten rahatlıkla oranlayabiliriz. Y bölü X 20 bölü 19 geldi. Şimdi şunları bir oranlayalım. Bunlar giderse X bölü Z 21 bölü 20 geldi. X bölü Z de 21 bölü 20 geldi. Şimdi burada ortak olan x'ler O zaman ben burayı 19'la, burayı da 21 ile genişleteyim. O zaman burayı da 21 ile genişlettim. Burayı da 19'la genişleteceğim. Şimdi burada x arkadaşlar, x kaç gelecektir benim için? 19 çarpı 21 geliyor. Burası kaç yapar? 420 gibi bir sayı geliyor. Burası kaç geliyor arkadaşlar? 380 gibi bir sayı geliyor. 19 ile 21'i de çarparsak 19 çarpı 21 dedik. 9, 1, 18, elde var 1, 2, 3 geldi. 9, 9, 3 yaptı. 399 gibi gelir. Yani burada en büyük y, sonra x, sonra z gelir. Y, x, z. Doğru cevap B seçeneğidir. Dördüncü soru B seçeneği. Geldik 5'e. Şimdi 5. sorumuza bakalım arkadaşlar. X, y ve z 0-1 aralığında bulunan birer gerçel sayıdır. Tamam. Buna göre doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi 0-1 aralığında birer gerçel sayısı arkadaşlar. Burasının paydası minimum olmalı. Burasınınki maksimum olmalı. Maksimum olması gerekiyorsa burası daha maksimum olmalı. Burası daha minimum olmalı. O zaman x diyelim ki 1 bölü 8 gibi bir sayıysa y 1 bölü 6, z de 1 bölü 4 gibi bir ifade gelmeli arkadaşlar burada. Niye? Çünkü topladığımda 1 bölü 1 bölü 4'ten 4 yapar, 6 gelir. Burası 6 olsa 8 olur, burası 10 olur. İfademizi sağlar gibi. Bu sadece bir örnekti. Minimumdan maksimuma doğru. Ben bunun karesini alsam 1 bölü 64 gelir. Burası kaç yapar? 1 bölü 36 yapar. Burası da 1 bölü 16 yapar. O zaman en büyük C. Çünkü Z de en büyük. Sonra B, sonra A şekline gelecektir. C, B, A. Doğru cevap C seçeneği gelir. Geldik 6'ya. A, B, C gerçel sayılar olmak üzere eşitliğin sağlanmaktadır. Buna göre ifadesi kaç farklı tam sayı değeri alabilir dedi. Şimdi arkadaşlar şuraya A parantezine aldım. B artı C geldi. Şimdi bakacak olursak B 2 ile 5 arasında. C 2 ile yine 5 arasında. Şimdi bunları çarparsak, toplarsak arkadaşlar B artı C 4 ile 10 arasında gelecektir. A da 2 ile 5 arasında geldi. Şimdi bunu çarparsak arkadaşlar ikisini, burası 8, 20, 20, 50 yapar. 8 ile 50 arasındaki değerler gelir. Burada 9'dan kaça kadar? 49'a kadar yapar arkadaşlar. 41 tane değer vardır. Doğru cevap C seçeneği gelecektir. Geldik 7'ye. Negatif gerçel sayılar olmak üzere. X, Y, Z negatif gerçel sayılar olmak üzere. Eşitliği sağlanmaktadır. X, Y, Z'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bunların hepsini birde eşitleyeceğiz. O zaman buraya ben kaç vereyim? Ya da şöyle yapalım. Hepsini paydasını 16'da eşitleyeyim. O zaman buraya eksi 8 vereceğim. Eksiden 16 gelsin. Buraya eksi 9 vereceğim. Buraya da eksi 10 vereceğim. O zaman x, y, z'nin sıralanışı x en büyük y, z. X en büyük y, z. Gelir. Geldik 8'e. Her bir yüzünde 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıları yazılı olan özdeş 4 küp yan yana konulduktan sonra küplerin önden görüntüsü aşağıdaki gibi oluyor. Tamam. Yazılı olan özdeş 4 küp yan yana konulduktan sonra küplerin önden görüntüsü. Her bir yüzünde 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıları yazılı olan. Tamam, okey. Bunlar küp, yani şöyle arkaya doğru da gidiyor anladığım kadarıyla. Tamam, görselli şöyle bir şey gelecek. Her bir küpte yazılı olan sayıların konumları aynı olduğuna göre yukarıdaki şekilde görülen sayıların karşı üzerindeki sayıların toplamının alabileceği en büyük değerle en küçük değerin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi küpte yazılı olan sayıların konumları aynı olduğuna göre. Tamam, en fazla kaç verebiliriz arkadaşlar? Şimdi burada minimumla başlayalım. Minimum kaç verebilirim? 1'in karşısında 2 olsun. O zaman 2'nin karşısında 1 olmalı zaten. Şimdi 1'in karşısında 2 varsa 2'nin karşısında 1 olacak. Tamam. 5'in karşısında 3 var. 6'nın karşısında da 4 diyelim. 3, 4 dedim. Topla Acun abi bunu. 4, 4, 8, 10 yaptı. Maksimumuna bakalım. Maksimumda da 5'in karşısında 6 varsa 6'nın karşısında 5 olacak. Tamam. 1'in karşısında 6 olamaz o zaman. 2'nin karşısında da bu olamaz. 2'nin karşısında 4 olsun. 1'in karşısında da 3 olsun. Hikayemiz bu geldi galiba. Bir bakayım. 15, 18 geldi. Toplarsam 28 gelir arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik 9'a. Bir otoparkın ücret tarifesi aracın otopark içerisinde kaldığı süreyle orantılıdır. Tamam. ABC otoparkların otopark giriş ve çıkışları ile ilgili bazı bilgiler şu şekildedir. A aracı otoparka B aracından 5 dakika önce girmiş ve C aracından 5 dakika sonra çıkmış. Şimdi A dedik, B dedik, C dedik. A aracı otoparka B'den 5 dakika önce girmiş. A T dakika kaldıysa eğer A T dakika kaldıysa B'den 5 dakika önce girdiyse bu T eksi 5 dakika kaldı. C aracından 5 dakika sonra girdiyse de bu C artı 5 dakika kaldı. C aracından 10 dakika önce girmiş. A aracı C aracından 10 dakika önce girmiş ve B aracından nasıl ha? Ha çıkmış demiş. Çok özür dilerim. Girmiş ve C aracından 5 dakika sonra çıkmıştır. Oo tamam. Burada farklılaştı iş. Şurayı bir sileyim. Şöyle yanına çözeyim. A, B, C olsun. Bir de bunların girişi var. Bir de çıkışı var. Şimdi arkadaşlar A aracı B aracından 5 dakika önce girmiş. O zaman diyelim ki girişi bunun en erken giren hangisi? C aracı A'dan 10 dakika önce girmiş. Atıyorum burası 00'da girdi. Tamam. C aracı A'dan 10 dakika önce girmişse A 00.10'da girdi. Tamam. A aracı B aracından 5 dakika önce girdiyse bu da 00.15'te girmiş oldu. Tamam. C aracından 5 dakika sonra çıkmıştır. A aracı C aracından 5 dakika sonra çıktı. Tamam. A aracı C'den sonra çıkıyor. C aracı tamam. B aracı ile aynı anda çıkış yapmıştır. Tamam. O zaman B ile C aynı anda çıkıyorsa diyelim ki C aracı B ile aynı anda çıkıyor. 01'de çıksınlar. 01'de çıksınlar. Tamam. A aracı C'den 5 dakika sonra çıkmış. Bu da diyelim ki 01.05'te çıksın. Tamam. Şimdi burası kaç dakika kalmış içeride bir bakalım. A buradan 55 dakika kalmış. B buradan 45 dakika kalmış. C buradan 60 dakika kalmış. En fazla ödeyen C'dir. Sonra A'dır. Sonra B'dir. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik 10. soruya. AB aralığı sayı doğrusunda bu şekilde verilmiş. Tamam. Bildiğimiz bir şey. A'nın B'den farklı olduğu yer. Şimdi A'nın B'den farklı olduğu yer. Bunu çıkarttığım zaman şurası gelecektir arkadaşlar. Eksi 7 açık 0 açık aralığı birleşim. B'nin A'dan farklı olduğu yer. O da burası gelecektir. 10 açık 16 açık gelir. Doğru cevap C seçeneğidir gençler.